Bugün Türkiye'nin konuşacağı en sıcak konulardan birisi bu. Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var demesine rağmen iki kez hem de hala tutuklu olması. Sonra bir diğer mesele, bir diğer kriz başlığı da ekonomik kriz ve vatandaşın geçimi. Emekliler aç, sonra çalışanlar aç, asgari ücretliler aç diye mesaj göndermiş Zerrin Hanım. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Bu ülkenin emeklileri içinde, çalışanlar içinde, işçisi içinde, asgari ücretlisi içinde acaba bu cümleleri kurabilmek mümkün müdür, değil midir? Lütfen siz söyleyin. Asgari ücret 2024 yılı için bir kere belirlenecek denildi. 17.002 lira olarak da tespit edildi. Sizleri çarşı pazara götürelim. Zerrin Hanım'ın tespiti çarşı pazarda nasıl karşımıza çıkıyor? Ve bugünkü başlığımız bir kez daha gelsin ekranlarınıza. Yazık günah değil mi diyen büyüklerimiz var bizim memlekette. Yazık günah değil mi bizlere diye sesini duyurmaya çalışanlar. 7,5 lira maaş al, 7,5 lira kira ver. Peki ne alıp ne yiyeceksin? Her şey ateş pahası. Buyurun buradan yakın. Fiyatları bir göstersen güzel kardeşim. Fiyatları çektik, sizin eliniz cebinizde. Cebimde 20 lira kaldı. 400'e yakın para harcadım. Ben yalnız yaşıyorum bir de. Vallahi iki kişiyim. Aldım emekli maaşı 15 gün gidiyor. Bir kıvırcık, bir roka 40 lira. Hadi git de yaşa. Bir kara lahana demek ki 30 lira. Bu ne ya? Emekli bir cebindeki paraya bir de etiketlere bakıyor. Mevsim sebzeleri bile ateş pahası, hesabın içinden çıkamıyor. 10 liranın 20 liranın hesabını yapmaktan yorgun düştüler gözleri yeni yıl zammında. Pazardan hiçbir şey almadım. Eve gidiyorum. Sonra çıkacağım. Az akşam olsun da azıcık ucuzlasın her şey, ondan sonra alacağım. Ne kadar fark edecek bütçeniz? 20 lira, 10 lira eder işte. Ondan da ekmek alırız yani, anladın mı? 15 lira aldım kıvırcık, bugün 25 lira. Birinci ayda zam yapacaklar. Üçüncü aya kalmadan, üçüncü ayda bitti gitti. 5 aylık enflasyon %33,65. Emekli zammı hesaplanırken buna Aralık ayı enflasyonu da eklenecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre %37 civarında olması bekleniyor SSK ve Bağkur emeklilerinin zammının. Bu da 7500 liralık maaşın 10.275 liraya çıkması demek. Ancak kök maaşı düşük olanlar, en çok da en düşük emekli maaşın ne kadar yükselecek onu merak ediyor. Memur emeklisine de %49 civarında zam bekleniyor. Ne aldınız? Hiçbir şey. Bir pazara çıkışın bize maliyeti nedir? Nereden baksan 500, 600, 700 gidiyor. Yazık günah değil mi bizlere? Mevsiminde olmayan sebzelerin fiyatı çok yüksek ve biz bunu normal kabul ediyoruz. Peki tam mevsimi olan sebzeler, onların da fiyatı çok yüksek. En ucuzu 25 liradan başlıyor ve yükselerek devam ediyor. Mevsiminde olan sebzeler de mevsiminde olmayan sebzelerle etiket noktasında yarışıyor. Pırasa 25 lira. Çalışmayan emekli 5 bin lira ikramiye almıştı, anında tükendi. Çalışana da 5 bin lira ikramiye meclisten geçti. Hesaplara yatırılması bekleniyor. Ama o da fayda etmeyecek. Emeklinin bir pazar alışverişi artık 1000 liraya yakın tutuyor. Ispanak, pırasa, kara lahana, pazı 25 liradan başlıyor kilosu. Bal kabağının da tam mevsimi, o da 25 lira. Kış tezgahlarının çiçekleri, karnabahar 30 lira. Brokoli ve beyaz lahana 40 lira. Sadece sebze almaya kalksak bile alamıyoruz. O derece berbat bir durum. Roka 15 lira olması gerçekten çok enteresan. Yeşillikler de 15 lirayla 30 lira arasında emekli pazardan boynu bükük ayrılıyor. Hani aldım 7,5 milyar maaş, evim kira, nasıl geçineceğim? Böyle eğdim boynumu, gidiyorum işte böyle eve doğru yavaş yavaş.